Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İlka'da yer alan habere göre, işgalci Siyonist rejimin Kudüs ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırı ve katliamlarına cevaben direniş grupları da eylemlerini sürdürüyor. Al Cezire'de yer alan bilgilere göre Kassam Tugayları, bugün öğleden sonra türünün en büyüğü olan füze saldırısında, Aşdod ve Aşkelon şehirlerini 5 dakika içinde 137 ağır kalibreli rokette hedef aldı. İşgal medyası Gazze'den atılan roketler nedeniyle şu ana kadar Aşkelon'da 2 Siyonist yerleşimcinin öldüğünü doğruladı. Ardı ardına gelen direniş füzeleri sonucunda oluşan panik havasının da etkisiyle 80'den fazla işgalci yerleşimcinin de yaralandığı kaydedildi. Ayrıca füzeli saldırıda İsrail'e ait petrol tesisinin de havaya uçurulduğu öğrenildi. El Kassam Tugayları, İsrail'in savunma sistemi olan Demir Kubbe'yi delip geçti. Yoğun olarak ateşlenen füzelerin bir kısmı imha edilse de bazıları ise hedefleri buldu. Füze yağmuruna tutulan Aşkelon'da İsrail yönetiminin sokağa çıkma yasağı aldığı bildirildi. Öte yandan Kudüs Tugayları, Gazze'nin işgalci Siyonist rejim tarafından havadan ağır bombardıman altında olduğunu, son saldırıda 3 saha komutanının daha şehit düştüğünü açıkladı. Ayrıca bir işgal uçağının, Gazze şeridinin merkezindeki Deir al-Balah şehrindeki yetim okulunu bombaladığı bildirildi. Okulda kimsenin olup olmadığı henüz bilinmiyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.